biz hastanın reçetesini sisteme kaydettikten sonra, Sağlık Bakanlığı'ndan onayı aldıktan sonra aşı hasta adına eczanemize ulaşıyor. Yani şu an hiçbir eczanemizin elinde buzdolabında aşı stoğu bulunmamaktadır. Grip aşısı Türkiye'ye ulaştı ancak aşıyı eczanelerden belirli bir ücret karşılığında temin etmemiz mümkün olmuyor. Bunun için aile hekiminin onayı ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı gerekiyor. Edirne Eczacı Odası Başkanı Eczacı Uygar Güler şu anda hiçbir eczanenin elinde stoğunda aşı bulunmadığını söyledi. Grip aşıları Türkiye'ye ulaştı. Zaten daha önce de sizlerle paylaştığım gibi kısıtlı bir dozun Türkiye'ye gelmesi planlanıyordu pandemiden ötürü. Kısıtlı bir doz ülkemize gelmiş bulunuyor. Ve dağıtımına Sağlık Bakanlığı müdahil oldu bu sene. Şöyle ki, öncelikli olarak yüksek risk grubundaki hastalara aile hekimleri tarafından reçete yazıldıktan sonra hastalar eczaneleri bize geliyorlar. Ve biz hastanın reçetesini sisteme kaydettikten sonra Sağlık Bakanlığı'ndan onayı aldıktan sonra aşı hasta adına eczanemize ulaşıyor. Yani şu an hiçbir eczanemizin elinde buzdolabında aşı stoğu bulunmamaktadır. Aşılar reçete mukabili hastanın adına özel olarak gelmektedir. Bu yüzden vatandaşlarımız ücretli olarak aşı talep etmesinler. Çünkü hiçbir eczanede aşı yok. Reçetesi olmayana aşı yok diyebilir miyiz? Kesinlikle aynen öyle. Reçeteyi de şöyle tarif edeyim ben size. Yani risk grubunda olan hastanın reçetesinden bahsediyorum. Yani herhangi bir kağıt reçeteye yazdırıp da gelen hastaya da aşı veremiyoruz. Mutlaka devlet tarafından onaylanmış hastalıkları olan, risk grubunda olan ve aile hekiminin yazarken Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak yazdığı e-reçete eczanemize geliyor. Biz bu e-reçeteyi yine Sağlık Bakanlığı'nın sistemine kaydediyoruz. Onay aldıktan sonra aşı hasta adına eczanemize geliyor. Yani kağıt reçetelerinde şu an herhangi bir geçerliği yok. Hastanın aşı alıp almayacağını da kontrol etmesi için şöyle bir sistem var. E-nabız dediğimiz Sağlık Bakanlığı'nın bir sistemi var. E-nabıza sistemine kaydı olan bir hastamız e-nabız sistemine bakıp aşı alıp alamayacağını görebiliyor öncelikle. Yani ricamız şudur ki hastalarımız önce e-nabız sistemine girsinler. Aşı alıp alamayacaklarını görsünler, ona göre aile hekimine başvursunlar. Yoksa aile hekimlerinde gereksiz bir hasta yoğunluğu oluyor, fazla bir hasta yoğunluğu oluyor. Zaten pandemi dönemi. Bu yüzden önce kontrol etsinler aile hekimliklerine, ona göre gitsinler. Ayrıca eczanelerimize de reçetesi olmadan başvurmasınlar. Çünkü az önce de belirttim, aşı elimizde yok. Bu arada ne kadar süre alıyor teslimatı? Aşının teslimatı işte dağıtım kanalının yoğunluğuna göre, hani Edirne için konuşuyorum, maksimum 1 saat ama bunu büyük şehirlerde daha farklı olabilir. Uygar Güler, vatandaşların e-nabız sisteminden aşı olup olmaması gerektiğini kolayca öğrenebileceğini söyledi. Önerimiz bir şekilde e-nabız sistemine kaydolmaları ve bu şekilde aşıya vurdurup vurduramayacağını görmeleri. Şöyle bir durum var, ondan da bahsedeyim. Örneğin dün bir hastamızın sağlık ocağı başvurusunda, aile hekim başvurusunda aşıyı sistem onaylamamıştı. Aynı hastamızı bugün sistem aşıyı onayladı. Yani en yüksek risk grubundan başladı sistem, yavaş yavaş aşağılara doğru geliyor. Yani ilk seferde başvurduğunda aşı çıkmamış bir hasta, çıkmamış diyorum yani aile hekiminin reçete edemediği bir hasta, İlerleyen günlerde reçete edilme şansı olabilir. Yani onun için hastalarımız e-nabızdan sürekli kontrol etsinler.